Sevgili Tavşan Halkı, Tavşanı Belediyesi Web TV'si aracılığıyla gündeme dair konuları sizlerle paylaşmak amacıyla yine sizin karşınızda bulunmaktan mutluluk duyduğumu ifade ederek aldığımız kararların sizlere ve bizlere hayırlı olmasını Cenab-ı Allah'tan temin ediyorum. Pandeminin mikrofon ile yaygınlaşmaya başladığı son günlerde e, dün Sağlık Bakanımızın açıklaması doğrusunda gerekli tedbirlerin halkımız tarafından alınacağına olan inancımızı koruduğumuzu ve muhafaza ettiğimizi tavşan halkının bu konuda e, maske, hijyen ve mesafe koşullarına yeterli derecede hassasiyet gösterdiğini ve göstereceğini bilmekteyiz ve mutluluk duymaktayız. İnşallah sağlıklı günlere de kavuşacağımızı en kısa zamanda umut etmekteyiz. Evet sevgili Tavşan halkı, uzunca bir zamandır Tavşan'ın şehir merkezine baktığımız zaman bir araç keşme keşmekeşliğinin, araç yoğunluğunun olduğunu hep beraber görmekteyiz. Dolayısıyla Tavşan'ın şehir merkezi neredeyse akşama kadar belirli insanların araçlarının bir konaklama alanı haline geldi. Dolayısıyla şehir merkezi e, buraya gelen ve alışveriş yapmak isteyen insanlarımızın araçlarına koyabileceği bir alan olmaktan neredeyse çıkma noktasına geldi. Geçmişte belediyenin ihalesiyle şehir merkezinin çok farklı noktalarında otopark işletmeciliği özel sektör tarafından yapılırken 2019 seçimler öncesinde bu anlamda ilçede koparılan fırtına neticesinde seçimler öncesinde malumunuz e, otopark işletmeciliğini iptal etmiştik. Daha sonra seçim boyunca da sürekli ifade ettiğimiz otopark işletmeciliği konusu bundan sonraki dönem içerisinde belediye marifetiyle ya da belediye şirketi marifetiyle olacak diye beyan etmiştik. Ama e, bu konuda her türlü hazırlık, nerelerin olacak konusu, hatta el terminallerine ve personel durumuna kadar her şey ee, ayarlanmışken ve planlanmışken 2020 Mart ayında e, ülke gündemini ve dünya gündemini meşgul eden pandemi nedeniyle ve yaşanan ekonomik dağlıklardan sonra otopark işletmeciliğinin biraz daha e, ötelenmesi konusunda ortak bir belediye kararımız oldu. Fakat özellikle sabahın ilk saatlerinde öğlen yoğunluğunda ve ikinci üstü yani özellikle akşam saatlerinde şehir merkezindeki o Can sıkıcı, trafik yoğunluğu artık Tavşanlı merkezinde bir tedbirin alınmasını da beraberine getirdi. Bu manada önümüz hafta pazartesi günü. Yani e, Cuma, cumartesi, pazar. Yaklaşık dört gün sonra e, Tavşanlı'da Cumhuriyet Meydanı'nın tamamında Emet Caddesi'nde eski vergi dairesi altında ve onun devamındaki Eski Hükümet konanı bulunduğu alanda Meydan Otoparkı'nda, İstiklal Caddesi'nde ve İstasyon Caddesi'nde ve Adliye Sokak'ta otopark e, uygulamasına başlayacağız. Bunu da 5393 sayılı belediye kanunun 15P maddesine göre belediyelere verilen haklar çerçevesinde 5393 sayılı e, kanunun 15TB Taksim P maddesine göre belediyelere verilen haklar çerçevesinde Kütahya İl Trafik Komisyonu'nun 23'e 01 2020 tarih ve 2020'ye 27 saray sayılı kararıyla Tavşanlı genelinde onaylanan 17 adet cadde ve sokak üzerinde otopark yapılması ile ilgili karar çerçevesinde Tavşanlı Belediyesi şirketi olan Taktaş üzerinden Pazartesi günü otopark uygulamasına inşallah başlayacağız. Yani İl Trafik Komisyonu'ndan alınmış olan 17 adet cadde üzerindeki otopark uygulamasına Pazartesi günü Adliye Sokak'ta, Cumhuriyet Meydanı'nda, Emet Caddesi'nde, Eski Vergi Dairesi 6 ve üstündeki Meydan Otoparkı'nda, İstiklal Caddesi'nde ve İstasyon Caddesi'nde olmak üzere 7 farklı noktada başlayacağız. Cumartesi günleri ve pazar günleri bu uygulama yapılmayacak. Ama diğer 5 gün boyunca hafta içi sabah 8 akşam akşam 18 saat arasında uygulama başlamış olacak. Şimdi geçmişte tarifelerle ilgili çokça tartışmalar oldu. Yok ücretli, yok ücretsizdi meselesi konusu. Bu olayın olmaması adına ve şehir merkezinin herkesin kullanımına açık olması hasebiyle 15 dakikaya kadar olan ücretler 1 TL. İlk 15 dakika 1 TL. 1 saate kadar 4 TL, 2 saat 6 TL, 3 saat 10 TL, 3 saat ve üzeri 2 katlı yani 20 TL olarak uygulanacak. Şimdi mevcut alanlarda esnafımız var. Aynı zamanda mesken sahibi vatandaşlarımız var. Aynen geçmişte olduğu gibi Bunlar da abonelik ücreti uygulaması yapmak suretiyle e, nasip olsa inşallah e, kendi araçlarını e, uygun alanlarda park ile ilgili bir imkanı kavuşmuş olacaklar. Bu manada da Tavşanlı Belediyesi Taktaş şirketine gelerek bölgedeki e, vatandaşlarımız ya da isken sahibi kardeşlerimiz gerekli abonelik anlaşmalarını yaparak plakalarını bize versinler ve e, araçlarını otopark etme imkanına kavuşsunlar.